Bel fıtığı neden oluşur? Toplumda bel fıtığı görülme oranı nedir? Bel fıtığı nerede oluşur? Bel fıtığı hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını Avrasya Hospital Medical kadrosunda yer alan uzman doktor Şenay Sıldır yanıtladı. Valla belde bir sinir sıkışması oluyor. Hastaya sert yatakta falan yatması öneriliyor. Bel fıtığı muhteşem bir ağrı. Şöyle söyleyeyim, en ufak bir ağrı kaldırmada ya da hani yanlış bir hareketle hemen çok fazla bir ağrı çektiriyor. Rahat yatamıyorsunuz. Bel fıtığı genelde omurilikle falan alakalı diyebiliyorum. Ya genelde spor yaparak falan onu şey yapıyorlar. Belirli hareketleri var, hareketlerini yapınca. Ağır kaldırmaktan ondan sonra zorlandığın zaman bel fıtığı olur. Bel fıtığını bilmiyorum ama herhalde bacaklara vuran bir ağrı. Her yaşta, her insanda bel fıtığı, boyun fıtığı olabilir. Toplumumuzda bel fıtıkları daha sıklıkla görülmekte. Çünkü vücudumuzun bütün ağırlığını belimiz kaldırıyor. Bütün ağırlığımızı belimize verdiğimiz için belimizde daha çok fıtıklar oluşuyor. Bunları engellemek için kaslarımızın çok güçlü olması lazım. Bunun için de mutlaka spor yapmamız gerekiyor. Spor, her yerde spor yapabiliriz aslında. Spor salonlarına gitmemize gerek yok. Yolda, trafikte, arabada beklerken bile boynumuzu, kolumuzu, bacaklarımızı, kaslarımızı hareket ettirecek, otururken yapabileceğimiz bir takım hareketler var. Onları da yapabiliriz. Bel fıtığı nerede olur? Daha çok genelde omurlarımız, bel kemiğimiz, zincir kemiği denilen bel kemiğimiz, omurlarımız meydana getiriyor. Omurların arasında disk dediğimiz, vücudun amortisör görevini gören disklerimiz var. Disklerin etrafında bir fibroz doku var. Fibroz dokunun içinde bir çekirdeği var. Çekirdeği, nükleos dediğimiz çekirdeği elastik bir yapıdan ve sıvıdan meydana geliyor. Yaşımız ilerledikçe bu sıvı azaldığı için kemiklerin de çekirdeklerin ve de dolayısıyla disklerin elastikiyeti bozulduğu için travmalarla bu diskler patlayabilir. Diskin vertebranın yani omurunun her iki yanından geçen sinir köklerine baskı yaptığı için, dokunduğu için belimizden bacağımıza, topuğumuza ve parmak ucumuza kadar vuran siyatik dediğimiz ağrı meydana getirir. Çok ileri dönemlerde ise güç kaybı olabiliyor. Güç kaybı ve refleks kaybı olduğu takdirde bir beyin cerrahına müracaat edip ameliyat olup olmayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Başta da dediğim gibi bunlara maruz kalmamak için, daha kolay atlatabilmemek için kaslarımızın ve kemiklerimizin güçlü olması gerekiyor. Gıdamıza ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Spor ve deniz diyoruz.